Uluğun aslında ana hareketini Söke'nin arzına kadar yapmıştı. Hem bilanço hareketiyle birlikte sert yukarı yaptı. Görüyorsunuz burada 7-8'lerden itibaren çok kısa sürede 40'lı seviyelere kadar yükseldi. Hem bilanço hikayesi vardı bunun içinde, hem Söke'nin halka arzı vardı. Sonrasında da neredeyse 40'lı seviyelerden yarı fiyatına düştü. Burada grafiğe baktığımızda aslında 20-24 aralığında ciddi bir destek bölgesi görünüyor. Bu aralıkta toparlanma süreci devam edebilir. Ne zaman ki 24'ler üstünde kapanış yapıp güçlenmeye başlar, teknik açıdan da ilk aşamada 28, sonrasında da 30 seviyesine doğru bir hareket görülebilir. İlk aşamada ana direnç ama 28 seviyesi olacak. Yani bu alana kadar gelecek tepkiler kısa vadede normal karşılanır. Ama üstünde hareket trende dönüşür diye söyleyebilirim. 28'i geçemediği sürece yeniden baskıya dönüşür bu harekette, satış baskısına ve yeniden yeni dip seviyeler aramak isteyebilir size. Enerjisi.